Sevgili öğrenciler, değerli ebeveynler, 7. sınıfların biyoloji dersine hoş geldiniz. Ben öğretmeniniz Arzu Bütüç Çiçin. Bugünkü konumuz hayat enerjisi. Hayat enerjisi, hücreler enerjiyi bir şekilden başka bir şekilde dönüştürebilen bileşik sistemlerdir. Hücredeki katabolizma reaksiyonları sırasında enerji meydana gelmektedir. Bu enerji hücrelerin yaşamasını sağladığı gibi hücreden hücreye, organizmadan organizmaya da geçebilir. Canlılarda enerji dönüşümü nasıl olur? Yeşil bitkiler fotosentezle ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürürler. Kimyasal enerji sayesinde karbonhidratlar ve diğer organik maddeler meydana gelmektedir. Karbonhidrat ve diğer organik maddelerin yapısında bulunan kimyasal enerji, hücre solunumu sırasında açığa çıkarak hücre ve organizmanın yaşamasını sağlamaktadır. Hücre solunumu mitokondrilerde gerçekleşmektedir. Hücre solunumu sırasında açığa çıkan kimyasal enerji uyartıların sinir hücrelerine iletilmesinde, maddelerin hücre zarından geçmesinde, anabolizma reaksiyonlarında, hücre bölünmesinde ve diğer hay hayatsal olaylarda kullanılır. Hücre metabolizmasında bir miktar ısı enerjisi de meydana gelmektedir. Bütün canlılar yaşamsal işlemleri yürütmek ve böylece canlı kalabilmek için sürekli olarak enerji sağlamak zorundadır. Bu enerjinin bir kısmı fiziksel ya da mekanik çalışma için gereklidir. Örnek olarak üzüm şekeri dediğimiz glikoz, canlıların besinlerinde depolanmış enerjiyi kullanmaktadırlar. Bir üzüm tanesinde yüzde %10 veya 20 Yaklaşık olarak üzüm şekeri yani glikoz bulunmaktadır. Üzüm taneleri ister taze ister kuru olsunlar bol miktarda şeker içermektedirler. Üzüm şekerinde bulunan enerjinin kaynağı da güneştir. Yeşil bitkiler şeker üretme yeteneğine sahiptirler. Bu sayede de fotosentez gerçekleşmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.